Diğer bir dosya vardı, onun yargılandığı dosya. Onun için İş yerindeki dava, biz olayın başında böyle hukukçularla aynı dili konuştuk. Dedik, dava bir bütündür, iş yerinde bakıyor, hakkına da devam ediyor. İş yerindeki dava yapıldık kardeşine ceza verildi. İstinaf mahkemesinde bozuldu, geri Malatya'ya gönderildi. Şu an Hasan'a davasıyla beraber iki soruşturma yürüyoruz. Tek bir dava açıldı. İstinaf mahkemesi niye bozdu? Diğer dosyayla birleştirir mi diyor? Aynen. Birleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ölümde Hasan'a gerçekten şimdiden geçmiş, tam teslim edememiş. Üç insanımız Hasan'ın içinde kalıyor. Buna karşı bir kardeşimiz de 4 yıldır tek kişilik hücrede su hala bulunuyor. Anne yüreğidir. Yani iki evladı eşit. Biz buraya bundan yaklaşık bir sene önce gelmiştik. O bir sene önce geldiğimizde burada gerçekten çok büyük bir adalet çığlığı vardı. Çocukları öldürülen, eşi öldürülen bir annenin burada kendi başına verdiği, Şanlıurfa Baromuz'un destek verdiği bir adalet nöbeti vardı. Daha sonrasında o dosyada gelişmeler yaşandı. Burada hala burada adalet çığlığında bulunan bir anne var. Bu çığlığı duymak gerekiyor. Bu çığlığı duymak da ancak adil bir yargılanmayla mümkün olur. Yapılması gereken çok basit. İstinaf ilk dosyayı bozmuş, beraber yürütülmesi gerektiği kanaatiyle hızlı şekilde artık kamuoyu vicdanını da tatmin edecek açık şeffaf bir yargılamanın yapılarak bu olaya ilişkin tüm gerçeklerin ortaya konulması ve kamu vicdanının da mağdurların da zararlarının giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu aşamada bunları ifade edebilirim. Teşekkür ediyorum.